Herkese merhaba. Sivas Madımak katliamı sonrasında Madımak Oteli'nin anı evine çevrilmesi ve onun anı evindeki isimlerle ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bu konuyla ilgili biraz daha detaylı bilgi aktarmak ve bazı hususları da bu konuda düzeltme yapmak gerektiğini ifade etmek isterim. Öncelikle biz yapmış olduğumuz açıklamada bu iki ismin, yani Madımak katliamında, Madımak Oteli'nde 37 kişinin yaşamını yitirdiğini, bunun 33 kişinin etkinliğe katılan canlılar olduğunu, 2 kişinin otel görevlisi olduğunu ve 2 kişinin de aslında Madımak Oteli'ndeki katliamı yapmak üzere oraya giren 2 kişi olduğunu ifade etmiştik. Genel olarak kamuoyunda da böyle biliniyor. Şimdi bunu düzelteceğiz. Şöyle, Hüseyin Karababa, Gülsüm Karababa'nın abisi ve Madımak katliamı ailelerinden birisi, Madımak katliamıyla ilgili çok uğraş veriyor, birçok dava açıyor ve yürüyen davaları da çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Bizim açıklamamızdan sonra kendisiyle görüştük, kendisi aradı bizi. Bu iki isimle ilgili aslında detay bilgiyi kamuoyuna ve bizlere hatırlatmış oldu. Çünkü bu iki isim, yani orada yaşamını yitiren, bu iki katil diye ifade edilen bu iki kişi Madımak Oteli'nin içerisinde değil, bunlar dışarıda katlediliyorlar. Bir tanesi valinin önünde öldürülüyor, bir tanesi de bir nalbur dükkanının önünde öldürülüyor ve bunlar kurşunla öldürülüyorlar. Ve bunların şu anda kim tarafından öldürüldüğü bilinmiyor. Esasında biz biliyoruz, şöylece biliyoruz, isim olarak bilmiyoruz tabii ki. Ama bunlar sonuçta bu katliamı provoke eden, bu katliamı hazırlayan, organize eden ve gerçekleşmesini sağlayan yapının görevlileri tarafından öldürülüyorlar. Hüseyin Karababa'nın yorumu şöyle ki bu da doğru, benim de katıldığım bir yorum. Bu iki kişinin öldürülme sebebi olayı daha da büyütmek, insanları daha da fazla galyana getirmek üzerine kurulu bir söylem, bir tespit. Bu tespit doğru çünkü elimizde başka veriler var. Örneğin Gazi Mahallesi'ndeki katliamlar nasıl oluşuyor? Bir kişi öldürülüyor, kahve taranıyor ve ondan sonra insanlar galyana getiriliyor. Bu şekliyle aslında Madımak Oteli dışında iki kişinin katledilmesinin, bu olayın provoke edilmesine sebep olması arzu ediliyor. Bundan dolayı öldürürler. Dolayısıyla bu ayrıntı çok önemli. Yani bu iki kişi, 37 kişi içerisinden 33 kişi Madımak'daki, oradaki o an etkinliğe katılmak için Madımak Oteli'nde bulunan 33 can, ikisi otel görevlisi. Bunlar da işte yangından, dumandan etkilenerek yaşamını yitiriyorlar. Diğer iki kişi de bahsetmiş olduğumuz, birisi valilik önünde, birisi de bir nalbur dükkanının önünde bir kurşunla katledilen iki insan. Bunları ifade edelim. İkinci husus da önemli. Şimdi bu iki ismin Madımak Oteli'ndeki ana evinde katliamda yaşamını yitirenlerle aynı yerde olmasından kaynaklı olarak kamuoyunda hem ailelerin hem Alevi kurumlarının, Alevi toplumun ve vicdan sahibi herkesin itirazı vardı. Bunlar niye yan yana diye. Ve bunun üzerine bu iki isim geçtiğimiz hafta çıkartıldı buradan. Tabii niye çıkartıldı? Bir anda ne oldu da çıkartıldı? Esasında bir anda durup dururken çıkartılmadı. Yine Hüseyin Karababa'nın yürütmüş olduğu, 2011'den bu tarafa yürütmüş olduğu bir mücadele sonucunda çıkartıldı bunlar. Hüseyin Karababa, Gülsüm Karababa'nın, yani kız kardeşinin bu iki katille aynı yerde isminin olmasına itiraz ederek, madem bu iki ismin çıkartılmıyor, benim kardeşimin ismini buradan çıkartın diye talepte bulundu. Talep reddedildi ve arkasından da Sivas İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Dava neticesinde Hüseyin Karababa davayı kazandı. Arkasından Sivas İl Özel İdaresi bunu Danıştay'a götürdü. Bu şu anda Danıştay'da da bu Hüseyin Karababa'nın lehinde gittiğini ya da sonuçlandığını, çünkü tebligat gelmemiş, ama böyle bir durum söz konusu ki, Sivas İl Özel İdaresi ya da işte hükümetin ilgili birimleri neyse buna karar verdiler. Ve bu mahkeme kararı ve mücadele sonrasında bu ikisi ismin çıkartılmasında da Hüseyin Karababa'nın mücadelesi olduğunu ifade ediyor. Kamuoyuna hem düzeltmeyi hem de bu detaylı bilgilendirmeyi yapmak istiyorum. Teşekkür ederim.